aşkımın peşindeyim. Aleyna Tilki Nişantaşı'nda bir mobilyacıda görüntülendi. Teşekkürler siz. Teşekkürler. Mobilya alışverişi sanırım. Sete yerleşmeyi planlıyorum. Tilki, Survivor birincisi Cemal Can'la başrolünü paylaşacağı Bu Benim Masalım adlı dijital dizinin çekimlerine hazırlandığını söyledi. Vallahi çekimler başlayacak. Gerçekten yoğun bir dönem bu dönem benim için. Hem yurt dışındaki işlerimi yapmaya çalışıyorum. Hem de bir yandan yapmaya çalışıyorum. Yani buradaki işimi yapmaya çalışıyorum dediğim gibi. Çok güzel bir proje geliyor bu arada. Burası için bayağı çalışıyorum şu anda. Ve birazcık da zorlayacağı için beni setler. Çok fazla yapacağım şey var çünkü orada. Sete taşınabilirim yani. Çünkü bazı geceler bilmiyorum belki orada uyurum yani. Hani öyle şeyler olabilir çünkü tekrardan sabah erkenden orada olmam lazım falan gibi şeyler oluyor. Öyle yani, o yüzden öyle dolanıyordum. Genç şarkıcı geçen günlerde attığı şu tweetle dikkatleri üzerine çekmişti. 12 gündür evden çıkmadım tedbiri olsun diye. Yaptırdığım sürüntü testi pozitif. Aynı gün birkaç saat sonra tekrar yaptırdığım kan ve sürüntü testim bu sefer negatif. Aradan 12 gün geçti. Bir semptomum bile olmadı. Bu testlere nasıl güveneceğiz biz? Yani bir pozitif çıktı, bir negatif çıktı. Bir semptomum olmadı. Yani hani böyle bir ilaç içtikten sonra hastalanmaya başladım. Tabii buradan kimseyi yanlış yönlendirmek olmaz ilaç içme falan diye. Çünkü ihtiyacı olan insanlar da olabilir. Ama bence ben şuna inandım artık. Yani bu testlerin %80'i tüm dünyada yanlış bence. Ve şöyle bir risk yok mu diye düşünüyorum. Mesela atıyorum kalp hastası biri ki zaten sıtma ilacı tarzında ilaçlar veriyorlar koronalı hastalara. Kalp hastası biri yanlış pozitif test sonucu bu ilacı alsa ve kalpten yani hayatını kaybetse bu adil olur mu diye çok düşündüm. Ya da şeker hastaları, kronik hastalıkları olanlar bu ilaçları içtikten sonra asıl hastalıkları, kronik hastalıkları su yüzüne çıkardı. O yüzden ölürlerse. Acaba insanlar bu yüzden mi ölüyor gibi bir şey çıktı. Ha, ben bunu konuşurken de diyorlar. Bak Alena da koronaya inanmıyor. Hayır. Tüm dünyayı etkisi altına alan bir şeye inanıyorum. Ama tam olarak inanmamız için testlerin doğruluğunu yani kesinleştirmemiz gerekmez mi? Aleyna Tilki, insanların çoğu koronadan değil içtikleri ilaçlardan ölüyorlar dedi. Hepsinden ikişer tane aynı gün, aynı yerde pozitif negatif çıktı. Yani demek istediğim şu, bu testlerin güvenilirliği yok. Kimse ilaç kullanmasın demiyorum. Ama sanki korona değil de insanları ilaçlar öldürüyor olabilir mi? Bunu soruyorum. Size göre. Tabii ki bilmiyorum. Ben çünkü bu işleri ben bir şey değilim. Yani ben sanat yapıyorum. Bu işleri de en az anlayan insan benim. Sadece bunu merak ediyorum ama bu bir koca bir soru işareti olduğu için biz şu anda denenmiş ve yapılması gereken ne varsa yapmaya devam etmeliyiz. Maskelerimizi takmalıyız. Yine ilaç verlerse içmeliyiz belki bilmiyorum. Ama dediğim gibi benim sezime göre İnsanların birçoğu koronadan değil, içtikleri ilaç yüklemesinden ölüyorlar. 20 yaşındaki şarkıcı her şeye rağmen alınan önlemleri uygulamak gerektiğini de vurguladı. Dediğim gibi bunlar hep soru işareti. Şimdi bunların hiçbiri her gün farklı bir şey doğuyor. Korona hakkında, hastalıklar hakkında, her şey için böyle. Bilim de sürekli gelişen, ilerleyen ve değişen bir şey. O yüzden biz yine de dediğim gibi tek bir pozitif sonuç almışsak bile diğerleri negatif çıksa da bir karantinaya kapanmamız gerekiyor. Yani bu belirginsizlikte belirgin olanı yapmaya devam etmemiz gerekiyor tabii ki. Biliyorsunuz birçok ülke şu anda aşı geliştirmek için çalışıyor. Evet. Amerikan, Rus, aynı zamanda Çinli şirketler. Siz hangisine güveniyorsunuz? Yaptıracak mısınız? Şöyle, ben bu konularda çok net konuşmak istemiyorum. Sonuç olarak çünkü beni takip eden bir kitle var ve ben bilir kişi olmadığım için şimdi ben kendim şahsi aşı yaptırmak istemiyorum. Ama içine aşı yaptırmak isteyen doğan olursa, doktoru öneren olursa, bilir kişinin çıkıp da bunu yaptırın dediği bir şey olursa herkes yaptırsın tabii ki. Ben orada bir şey söyleyemem ama ben olsam anneme, kardeşime, kendime yaptırmayacağım. Çünkü ne olacağını güvenmiyorum. Ben dünya ilaç sektörüne de güvenmiyorum. Dünyanın ilaç sektörünün
ticaret mi yapıyor, yoksa başka bir planı mı var, bunu bile bilmiyorum. Ben tamamen şahsi konuşuyorum. Saçmalıyor bile olabilirim, yaşıma verir herkes. Sadece kendim yani hani aleyhine olarak işte bildiğiniz o, aleyhine olarak konuşuyorum. Yani yoksa hiçbir bilgim yok. Kendi düşüncelerim. Teşekkür ederim.